Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yazdan daha önce mevsiminde koymuş olduğum vişnelerle harika bir ev yapımı vişne suyu yapıyoruz arkadaşlar. Bakın malzememiz bu kadarcık sadece ama kocaman sürahilerle meyve sularımız olacak. Burada 1,5 kilo vişnem var arkadaşlar. Çekirdeklerini ayıklamamıştım. Saplarımdan temizleyip, yıkayıp, poşetleyip buzluğuma atmıştım. Hala o halleriyle duruyorlar. 1,5 kilo vişneye 2 su bardağı da toz şekerim olacak ve suyum olacak arkadaşlar. Hemen büyük bir tencereye, şöyle tenceremi size doğru getireyim ben hatta. Büyük bir tencereye, çünkü 1,5 kilodan ortalama 4,5 litre kadar meyve suyu çıkacak. Şöyle yırtıyorum poşetimin altını. Buzlarını hiç çözdürmedim. Olduğu gibi poşetimden alıyorum. Tazecik, mis gibi. Bakın renginden de zaten belli oluyor böyle. O kadar güzel rengi çıkıyor ki. Kesinlikle mevsiminde korumanızı tavsiye ederim bu vişnelerden arkadaşlar. Evet, bu da yarım kiloydu. 1,5 kiloma eklemiş oldum buraya. Çok basit ama gerçekten çok başarılı bir yöntem. Çekirdekleriyle birlikte dediğim gibi şekerini de üzerine ekliyorum. Şeker oranını siz kendi damak zevkinize göre de azaltıp çoğaltabilirsiniz bu arada. Bazı vişneler daha ekşi, bazıları daha tatlı olabiliyor. Tadına baka baka da ayarlayabilirsiniz. Ben ortalama 2 su bardağı bizim damak zevkimize göre yeterli olacak diye düşündüm. Burada kaynamış suyum var. Biraz kaynama süresini azaltmak için kullandım bunu. Normal musluk suyu da kullanılabilir arkadaşlar. Neredeyse tencerem dolana kadar. Bakın kaynar su koyduğunuzda rengi böyle oluyor. Direkt rengini veriyor zaten. O yüzden benim işimi kolaylaştırıyor sıcak olması. Ama siz yine de soğukta kullanabilirsiniz. Tabii ki bu da şart değil. Çok basit bir yöntemi var ama gerçekten dışarıdan alınanlar kadar lezzetli. Ve onlardan çok daha sağlıklı bir meyve suyu olmuş oluyor bizim için. Ortalama 5 litre. Kaynayınca da eksileceği için 5 litreyi tamamlamak istedim arkadaşlar. 5 litre suyumu da ekledikten sonra hemen ocağa alıyorum. Altını yaktım. Orta ateşte. Şöyle de bir karıştıracağım. Bakın zaten o kadar güzel rengi çıktı ki kıpkırmızı görünüyor. Şekerinin dibine çöküp kalmaması için şekerin erimesini sağlıyorum karıştırarak. 1 dakika şöyle bir karıştırıp şekeri eritseniz yeterli. Kaynamaya başladıktan sonra da 20 dakika kadar ya da vişneler bazen kimisi çok sert oluyor, kimisi dağılmaya daha müsait. Vişneler böyle dağılıp da yumuşamaya başlayınca suyunu da çok fazla bulandırmadan altını kapatacağız. Ortalama 20 dakika diyeyim. Yine de siz kontrollü olarak kaynatın. Kaynadıktan sonraki haliyle de tekrar karşınıza gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, vişne suyumuz güzelce neredeyse yarım saat kaynadı. 20 dakikanın sonunda baktım vişnelerim hala ölmemişti. O yüzden 10 dakika daha kaynattım. Yarım saat toplamda, bakın o kadar güzel rengi çıktı ki inanılmaz güzel görünüyor. Kaynarken de şu yüzünde çıkan köpükleri olabildiğince almaya çalıştım arkadaşlar. Daha berrak ve pürünsüz olması için. Siz de kaynama esnasında çok fazla çıkarsa alabilirsiniz onu. Şimdi altını artık kapatıyorum. Ve bu verdiğim ölçülere uygun olduğu için şöyle bir tatlı kaşığı limon tuzum var arkadaşlar. Bu bunun tadını sabitleyecek. Tadında çok bir değişiklik olmayacak ama onun lezzetinde mutlaka fark olacaktır. Denediğinizde anlarsınız ne demek istediğimi. Varsa eğer koymanızı tavsiye ederim. Artık vişne suyumuzu süzebiliriz arkadaşlar. Erittik. Büyük bir kaba, sığabilecek bir kaba. Ben şöyle bir tel süzgeç bıraktım. Olabildiğince ince bir süzgeç olursa hiçbir şekilde parça bırakmayacaktır arkadaşlar. Şöyle havluyla da tutacağım. Çok sıcak çünkü. Şöyle şu şekilde dökerek kendimizi de yakmadan sıcak sıcak süzüyorum arkadaşlar. Bu arada bu vişnenin kalan posasını da çöpe atmıyoruz arkadaşlar. Eğer zorunuza gitmeyecekse, erinmeyecekseniz ben biraz soğuduktan sonra yapmayı düşünüyorum inşallah. Çekirdeklerinden ayıklayıp kalan posasını blenderdan geçirdikten sonra içerisine hafif daha belki şeker ekleyerek güzel bir doğal vişneli dondurma da yapabilirsiniz. Tabii ki bu posasını da ziyan etmeyeceğiz. O şekilde değerlendireceğiz. Şöyle iyice de süzdürdükten sonra evet. Bu
pasayı da kullanacağız arkadaşlar. Dondurma olabilir, bundan yine vişneli turta yapılabilir ama mutlaka bu pasayı da kullanalım. Çöpe atıp ziyan etmeyelim arkadaşlar. Bakın köpüğünü de aldığımız için çok az bir köpük kaldı. Onu da üzerinden alırsak gayet güzel olacaktır. Şöyle ben bir bardağı da doldurmak istiyorum bu arada. Rengini gördüğünüz için en azından. Şöyle. Bunu artık dolaba koyacağız, soğutacağız. Ondan sonra da mis gibi doğal vişne suyumuzu tüketeceğiz arkadaşlar. Bakın şöyle sıcağıyla da şu şekilde de göstermiş olayım. Mis gibi oldu. Şu şekilde de koyalım hatta. Tekrar görelim. Kıpkırmızı rengiyle, mis gibi kokusuyla doğal vişne suyumuz hazır arkadaşlar. Şimdiden yapıp denemek isteyen herkese afiyetler olsun diyorum. Bugün de mis kokulu mutfağımdan, vişne kokulu mutfağımdan herkese sevgilerle.